Bu TikTokçulara yönelik de operasyonlar yapılacağını düşünüyorum yakında. Zaten yapılmış gözaltılar ve TikTokçulardan sonra kimler gözaltına alınacak diye bakmak gerekiyor. Operasyon sırası kimde? Tabii bunu en iyi Ali Yerlikaya biliyordur. Ama dikkat edin, biz de dahil olmak üzere bu sorunları konuşmaktan, Türkiye'nin temel sorunlarını konuşmuyoruz. Ama ısrarla söylüyorum, bu meseleleri konuşurken aslında AK Parti'nin 22 yıllık çürümüş siyasal iktidarıyla bağlantılanmalı. Bunu sadece bir magazin boyutuyla da değil, aslında sistemin nasıl çürüdüğünü, nasıl dibe vurduğunun bir göstergesidir. Bunlar AK Parti'nin muhalefetteyken başka bir siyasi partinin iktidar döneminde gerçekleşmedi. Türkiye'nin en dindar, en inançlı, en Müslüman, bakın en inançlı, en Müslüman, ayetlerden örnekler vererek ekonomiyi yöneten, dış politikayı belirleyen, iç politikayı belirleyen, kadroları belirleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002 ile 2014 arasındaki başbakanlığı, 2014 ile 2023 arasındaki cumhurbaşkanlığı sürecinde gerçekleşmiş bir sistem. İlginçtir. Fatih Terim fonuna para yatıranlar soluğu şeyde alıyorlar. Haç'ta, Umre'de alıyorlar. Hemen orada bir görüntü, sosyal medyada paylaşım. TikTokçusu fenomeni hemen doğru Umre'ye, hacca gidiyorlar. Oradan bir görüntü. Hani o eski şey bakanı vardı ya şeyin AK Parti'nin şey Avrupa Birliği bakanı vardı biliyorsun. Cuma günleri ne yapıyorsun? Bir çakıyorum 2-3 tane ayet gönderiyorum diyordu kendi kitlesine. Hayırlı cumalar diye. Bunlar da öyle. Hayırlı cumalarla Umre görüntüleriyle tokatlamaya devam. Kara para yok orada. Kazanmışlar. Nerede kazanmışlar? Dün akşam Hüseyin Kaya da diyordu. Ortalıkta kara para yok. Uyuşturucu iddiaları yok. Biz ısrarla soruyoruz. Yok. Tamam yok. Dosyada birkaç milyoncuk şey var. Vergiden kaçırma var. Bilmem ne var. Sevgili izleyiciler, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Burası Türkiye. Dilan ve Engin Polatlar bu siyasal iktidar açısından bir şey olacak. Kendi kitlelerine yönelik olarak cezalandırılacaklar. Açık söyleyelim. Yani bir kere linç edilecekler. Çünkü AK Parti'nin tabanına yönelik bir mesaj verilmesi gerekiyor. Engin ve Dilan Polatlar üzerinden. Mesaj verin. Bu mesajı verdiler. Diğer fenomenler de dahil olmak üzere. Ve bir de bunları dikkat edin, iktidar medyası kullanıyorsa, yani iktidar rahatsız olduğu, kullanılmasını istemediği hiçbir haberi kendi medyasında yer vermiyor. Ama kendi medyasında manşetlere taşıyorsa, televizyon söyleşilerine taşıyorsa, kara para, uyuşturucu işleri konuşuluyorsa bu artık bir algı yönetiminin bir parçası olduğunu da görmek gerekiyor.